Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te gerçekleştirilen afet bölgesi eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Tekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan afet bölgesini deprem öncesi koşullarla yeniden kavuşturmuş olacağız, dedi. Yatırım, onarım, tadilat işleri ilgilenen müdür yardımcılarımızı buraya davet ettik ve onlarla bölgeyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Şunu gördük, 6 Şubat tarihinden itibaren yaşadığımız olaylar sonrasında milletimiz süreci çok ciddi bir şekilde sahiplenmiş. Ben şöyle benzetiyorum, Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki tekalif-i milliye kararlarında olduğu gibi herhangi bir yasal düzenleme, herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen vatandaşımız bu mücadeleyi ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi gibi görüp bu afetten kurtulmak için, yaralarını sarabilmek için tıpkı tekalif-i milliye sürecinde olduğu gibi elinde avucunda ne varsa fedakarlık yapabileceği ne varsa vererek toplum olarak, millet olarak bu 10 ildeki yaraları sarma mücadelesine girişti. Ben her ortamda söylüyorum, böyle bir milletin bir parçası olmaktan, böyle bir milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu vesileyle bölgede kaybettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalan yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah kendilerini rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Hayat devam ediyor. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat'tan itibaren mesaisinin neredeyse tamamını bu bölgedeki yaraların sarılması için harcadı. Çok ciddi eforlar sarf edildi, çok ciddi kaynaklar aktarıldı, çok ciddi taahhütler verildi. Dün de hepiniz biliyorsunuz çok uzun bir bakanlar kurulu süreci oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk talimatı bölgedeki sorunları bir an önce çözün. Taahhütlerimizi yerine getirin. Oradaki vatandaşlarımızı, oradaki insanlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz. Bu kabinedeki arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanımızın önceki kabinede de aynı şeyi vurgulu bir biçimde söylemişti. İlk ödevimiz bu. Her sunumumuzda, Bakanlar Kurulu'ndaki her toplantımızda bu konudaki gelişmeleri kendisine arz etmek üzere talimatlandırıldık. Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak bölgedeki eğitim-öğretim sürecini yeni dönem başlayıncaya kadar, yani 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir ortamda başlaması için alınması gereken tedbirler, atılması gereken adımlar, başlayan projelerle ilgili olarak sıkıntılı olan bir şey var mı gibi konuları yerinde görmek üzere bugün buradayız. 10 il müdürü arkadaşımızla toplantımızı yaptık. Bu süreç esnasında problemlerimiz çok çeşitli. İşte bir, yıkılan okullarımız, hasar gören okullarımız var. Onların yerlerine yenilerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bir böyle bir problemimiz var. İkinci problemimiz, bu depremi bizzat burada yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın yaşadıkları problemler var. Konaklayacakları yerler, psikolojik olarak etkilendikleri için bu travmadan kurtulmalarını sağlayabilecek destekler, bir bu konumuz var. İkincisi, bölgeye yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızın konaklayacakları yerlerle ilgili problemler var. Üçüncüsü, dördüncüsü de bölgedeki öğrenci kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hem akademik olarak hem de psikolojik olarak süreçteki kayıplarını atlatmaları için atmamız gereken adımlar var. Bugün burada bunları konuştuk. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütçe ve kaynak açısından problemlerimizin çözüleceği
ve hiçbir problem, bölgeyle ilgili hiçbir problem yaşamayacağımıza dair taahhütleri çerçevesinde biz de burada arkadaşlarımızla da değerlendirmelerimizi yaptık. Şunu gördük, gerçekten çok güzel tedbirler alınmış. Yürüyor tedbirler ve Eylül ayı başının itibariyle okullarımız açılmadan bölgedeki derslik sayısı itibariyle, okul sayısı itibariyle deprem öncesi koşullara yeniden kavuşmuş olacağız. Bunu gördük, çok da mutlu olduk. Dolayısıyla destek olan herkese, süreçte biraz önce tanımladığım tekarifi milliye duygusuyla hareket edip elinde avucunda ne varsa fedakarlık yapmaya çaba gösteren hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız, hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu süreçte işlerin ana omurgasına milli eğitimi ve okulları koymuş durumdalar. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde Eylül ayında okullarımızı hizmete açmış olacağız. Öğretmen arkadaşlarımızın problemlerini, hiçbir problem yaşamadan burada eğitim öğretime başlamalarını temin etmiş olacağız. Depremden etkilenen öğrenci arkadaşlarımızın akademik eksikliklerini giderebilecek tedbirleri yaz aylarında almış ve onları yeni döneme hazır hale getirmiş olacağız. Ben tekrar hepinize ilginiz için sizlere de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlı günler, kolay gelsin.